Sefer beni gurbet ye Hasankeyf'ten dönerken yaşadıklarımız. Abla, kebap versene. Yolda bize pusu kuran o adamlar. Ne? Tepemizden vızır vızır geçen kurşunlar. Hakkı, o eşkıyayı başımıza ben sardım. Kocamı öldürdü. Elif'i öldürdü. Üstümde tonlarca yük. Ben bu yüke nasıl dayanacağım baba? Bir baba ki çocuklarını uykuda sever. O çocuklar yalnız kalmaya mahkumdur. Azgın bir dünyada yapayalnız. Seni sevdiğimi bile gizleyemedim ha ablandan, duydun mu? Aha söyledim. Rahatladın mı? Muradın erdin mi? Ne bakıyorsun öyle? Sen var ya sen. Ne olmuş bana? Yok bir şey. Başladın mı? Lafı bitir. Çıkıp kapıyı açmamı bekliysen. Aysel. Gitme. Ağalın can cehenneme. Çek git başımdan dedim ya. Yalan söyledim ha. Gitme. Murat, elektrikler kesildi. Telefon da kesik. Dışarıda birileri dolaşıyor. Çok korkuyorum ben. Bütün kapıları kilitli. Pencerelerden uzak dur. Hemen geliyorum. Yoldayım. Defol buradan! Defol! Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Olduğun yerde kal. İmdat! Kaldır ellerini. İmdat! Neren!
Saçma bir yere gebertirim seni. Beren'i bize götürmek istiyorum. O kız benim yüzümden Şano'ya hedef oldu. Mecburum. Yüzüstü bırakamam. En azından bir süre. Ortalık yatışana kadar. Yakışanı budur. İyi yaparsın. Ancak... İçine sinmeyen ne? O kızın abisi... Zeliha'nın kocasını öldürdü. Şimdi ikisi aynı evde. Hapisteki mafya babalarının en az yarısı... Dünyanın bütün polislerini atlatmalarına rağmen niye içeri düşerler? Bir fikrin var mı? Kadın, Şehmuz, kadın. Sebep sadece bir kadın. Bazen basit... Son anda bir telefon konuşması. Gider ayak bir fande bu. Hakkı onların hiçbirinden daha zeki değil. O yüzden... Aysel midir ne... Onu gözden kaçırmayın, tamam mı? En çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyi? Değişme ihtimali olmayan bir adamsın sen. Ne demek bu? Daha farklı olmadığın için böylesin demek. Bir kadın için çok büyük bir şans. Sen benim en büyük keşfimsin Hakkı Boyatlı. Büyük doğu proje. Dur, dur. Bir misafirimiz var. Bir süre bizimle yaşayacak. Biliyorum. Şano'nun kardeşi. İyi bir kız. Ne kadar iyi? Bunu ölçemeyiz değil mi? O kız ne kadar iyi? Bir örnek ver. Mesela inanç kadar iyi mi ha? Kocam kadar iyi mi? Haftaya torunumun sünnet düğünü var. O günü aşiretimde bayram ilan edeyim. O gün dost düşman barışacak. Kan davalılar helallaşacak. Kurt kuzuyla sarmaşacak. Ve şayet Allah'ın verdiği cana kıymayı töre sayan gafiller hala kalmışsa aramızda, hala kalmışsa bana baksınlar. Ömrümü o gaflet uykusunda geçirmiş Reşo Ağa'nın çektiği acılara baksınlar. Ve ibret alsınlar. Yok, ibret almayız diyen çıkarsa... ki mutlaka birkaç sütü bozuk çıkacaktır... onlar da şimdiden defolup geçsinler. Bayramımızı kirletmesinler. Şayet o düğün yapılırsa... aşiretimize öyle bir leke çalınır ki... kıyamete kadar silinmez. Düğüne seyirci kalmak zuldür Beyto. Sünnet düğünü bir aşirete bayram olacaksa... bu bizim aşirete zulüm olacaksa... O aşiret zaten bitmiş demektir ağlar. Ekmiştik ablamı. Neyse neyse hiç bozuntuya vermeyek ha. Oğlum! Ablam ne iyi ettiniz de geldiniz ha. Biz de şimdi sizi arayacaktık ha. Ben de ararsınız. Size zahmet olur diye düşündüm. Aileyi topladım geldim ki... hep beraber olalım dedim. Aslanlarım benim. Amca böyle ayakta mı tutacaksın bizi? Oturtmayacak mısın? Oğlum bak yağmur yağdı. Hadi hep beraber içeri geçelim.
yaşatmaya çalışmak haksızlık. Zeliha! Burada ne işin var Zeliha? Ben burada... Korkma. Korkma, sakin ol. Yok bir şey. Neler oluyor? Yok bir şey. Merak etme. Korkuttun onu. Korkutmak istemedim. Ben konuşmak istemiştim. Yalnızca konuşmak. Özür dilerim. Önemli değil. Ne diyecektin Beren'e? İçin rahat olsun diyecektim. Şano'nun kardeşi de olsan... Şano kocamı öldürmüş olsa da... Korkma. Senin suçun değil. Bu dünya bana... Benim gibi birine bile kollarını açtı. Sen niye korkacaksın ki? Hepsi bu. İyi geceler. Sana da. Senin aslane. Nasıl da gülüyor, şuna bak. Gidiyor ama Mazlum Efendi. Kesecekler. Hı? Sen daha gül gül. Bütün aşiret toplanmış, konvoylar halinde geliyorlar ha. En önde de Beytun'un arabası ha. Aşireti karşılayalım mı? Tamam. Dikkatli olun. Köylerden adam toplayın. Hı-hı. Etrafı sarsınlar. Hadi bakalım, çabuk olun. Hadi. Tamam ağam. Baysun hadi. Mazlum. Ha? Kerata. Hep çocuk kalmak varmış bu dünyada Murat. Şuna bak. Hiçbir alttan anlamayın. Her şeyden bir haber. Her şeye bakayım. Oh ne ala memleket. Beyto geliyor baba. Beyto mu? Ne halt yemeğe? Geçmiş olsun dileklerini iletecek. Nezaket ziyareti. Yalnız mı? Hayır. Yanında bütün aşiret reisleri. Bu hayra alamet değil. Köylerden adam çakırsınlar. Burayı koruma altına alsınlar. Köylere haber verdim baba. Sardırıyorum etrafı. Sen bu tarafa. Siz şu tarafa. Hadi uç. Sen de oraya. Hadi. 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 Sen de duruyorsun hadi orada. Hadi. Geç. Hadi. Geç. Hadi. Ben adamları bir kontrol edeyim. Beytu ne isteyecek biliyorsun değil mi? Azrail ne isterse onu. İki can isteyecek senden. Azrail, Cenab-ı Mevlam'ın elçisidir. Ana boynumuz kıldan ince. Ama... Beni ve oğlumu isteyecek. Beytok kendini Azrail sanmışsa cevabını vermek de elbette üstümüze farzdır. Ne oldu? Ne yaptınız? Buyur ağam. Tamamdır ağam. İki tane kapıya koydum. Çatıya da adam koydum. Köyden de adamları çağırdık ağam. Köyden adamlar gelsin. Şu tarafa iki tane adam koyun. İki tane de buraya koyun. Tamam ağam. Ben şu tarafa gidiyorum. Tamamdır ağam. Başka yerde yaşamayı hiç düşündün mü? Yok. Peki düşünür müsün? Niye soruyorsun? Korktum. Öldüm dün gece. Hı hı. Evet korktum. Ne kadar korktun?
Tabii ki senden uzaklaşma düşünce kadar değil. Ama yine de... Arkamızı kollamadan yaşamak fena olmazdı, öyle değil mi? Evet. Hatta çok da iyi olurdu. Bence seni durduran başka bir yerde yaşama fikri değil. Hatta geride bırakacakların da değil. Ailen, sevdiklerin. Sen düşmanlarından kopamıyorsun. Geride bir düşman bırakarak çekip gitmek sana kaçmak gibi geliyor. Doğru mu? Bu yaşlı bunağın ayağına gitmek benim sinirime dokunuyor. Sık dişini, az kaldı Beto. Biz üstümüze düşeni yapalım da son defa, gerisi onun bileceği bir iş. Merhaba, hoş geldin Beyto. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baban nasıl? Çok iyi. Çok sevindim. Buyurun, sizi bekliyor. Sabah evden çıkarken ablamla birbirimize girdik. Peşimize koruma takmak isteyin. Huylandı. Dün geceden sonra huylandı. Ben istemedim. Allah bir alay tantana. Haksız mı? Haklı. Hem de nasıl? Nasıl kaçacaksın? Nasıl saklanacaksın? Kitabımızda yazmıyor ki. Bu saatten sonra da nasıl yazsın? Ha diyeceksen cesaret timsali adamsın, ondan mı? Yok. Ben de korkuyorum ha. Kim ister ölmeyi? Hele bir de böyle kalbin güm güm atarken. Olmuyor ki Aysel, yapamıyorum. Kaçarak bir asır yaşayacağım ha. Elimi kolumu sallaya sallaya bir gün yaşarım ha. Gökyüzüne bakarım, bulutlara, dönerim sana bakarım. Gözlerini görürüm, yaşadığımdan bir şey anlarım ha. Ha 5 dakika sonra biri gelip beni sırtımdan vuracaksa vursun anasını satayım. Umarım o şerefsiz her kimse sana ateş ederken yanında olur. Bak, beni sen mi koruyacaksan? Bunu becerebileceğimi pek sanmıyorum. Yani? Evet. Birlikte ölmek. Vallahi deli sana. Sen de delisin. Of. Ben sana aşığım. Bunun akılla ne ilgisi olabilir ki? Her zaman söylemişimdir. Reşoa eski topraktır diye. Eski toprak dedim mi duracaksın. Onlar öyle bir iki rüzgarla devrilmez. Eyvallah ağalar. Şirvan ağa eski toprak deyince aklıma geldi Beyto. Seninle aramızdaki şu eskiden kalma toprak meselesi. Bunları konuşmaya gelmemiştik ağa. Sen hele kendini iyice bir toparla. Ondan sonra bu meseleyi görüşürüz. Yok yok.
sırası gelmişken konuşalım. Babandan aldığım eski torpaklarınızı sana bırakmayı düşünürüm Beyton. Gerçi onlar son kuruşuna kadar bedeli ödenerek alınmış helal mallardır. Ama sen sorgu melaikelerinin nefesini ensesinde hissedince ister istemez soruyor kendine. Bir insanın ne kadar torpağa ihtiyacı olur diye. Bilmiyorum ha. Biz o meleklerle henüz teşerrüf etmedik. Belki senin bir cevabın vardır bu konuda. Evet var. Bir insanın ihtiyacı olan torpak en fazla ölüp gittikten sonra üzerini örtecek kadardır. Ölüm iyiliği dedikleri bu mu? Hayır. O halde neyin karşılığında? İki şartım var. Aldığımız terbiye dinlemeyi gerektirir. Buyur. Önce ve evvela bu yatlılarla yapılan barışa uyacaksın. Kan davasından vazgeçeceksin. Sonra? Ailemden hiç kimseyle. Sebep ne olursa olsun uğraşmayacağım. Kızım ve torunum dahil. Töre cinayeti saçmalığı Kerim oğullarında tarihe karışacak. Evet dediğin an buradan çıkar, gidip baba torpaklarında atını sürersin. İşte sana namus sözü. Sen topraklarını vererek ayıbını kapatmak isteyebilirsin Reşua. Ama velakin bizim satılık kanımız yoktur. Teklif edilmesini dahi hakaret sayarız. Ben bugün bu evden hakarete uğramış olarak gidiyorum Reşua. Bizde hiçbir hakaret karşılıksız kalmaz. Gayto. Bir karış torpak. Üzerini örtmeye en fazla bir karış torpak. Yeter de artar bile. Bugün bu eve son defa geldim. Bir daha geldiğimde ya bu ev yerinde olmayacak ya da bu ev benim olacak. Aha bu bütün aşirete benim yeminimdir Muhammed Ağa. Dilediğini yapmakta serbestsin oğlum. Buyurun gidelim. Gittiler mi? Gittiler. Ne diyorsun bu işe? Beyto ile aramızdaki soğuk savaş bitti baba. Bundan sonrası... Kan dökülecek. Bu hayvan kan dökecek. Tedbiri arttır Murat. Adamları arttır. Gözcüler, nöbetçiler. Kimse korumasız adımını dışarı atmayacak. Mazlumun sünnet düğününü ne yapacağız baba? Ne demek ne yapacağız? Tabii ki yapacağız. Gösterişli bir düğün. Hele mazlumun sünnet düğünü Beyto'ya aradığı gövde gösterisi için fırsat vermez mi? Sana tedbiri arttır diye boşuna mı dedik? Şayet bu Reşu Ağa gramasından korkup torununu sessiz sedasız sünnet ettirecekse öyle kabahatini saklar gibi hay ben onun ağalığının içine. Davetiyeler hazır mı? Matbaaya adam gönderdim. Birazdan gelir. Hey. Bizi istemiyorlar mazlum. Bu dünya bizi istemiyor. Ben isteyeyim. Ben senin baban. Mazlumun dedesi Reşo Ağa istiyor sizi. Anladın mı? Bu dünyaya gelince.
kulak asmayacağım kızım. Ciğerimin köşesi kulak asmayacağım. Zira dünya dediğin bir avuç torpakla birkaç insan. Sizler, torunum, bir de ben. Gerisi yalan. Koskoca bir yalan. Reşua ile Beyto bu defa kötü resteştiler üsteğmenim. Gerçi bu ilk defa olmuyor ama... Bu defaki başka Ender. İkisi de geri dönülecek noktayı çoktan geçti. Bence bundan sonraki safha... Kapışma safhası. Maalesef. Tetikte olalım Ender. Özellikle şu sünnet düğünü. Biz zaten davetliyiz. Çay içer misiniz komutanım? Sen getirirsin de içmez miyiz Mersin? Sağ olun komutanım. Sağ ol. Şafak kaç Mersin'le? 8 komutanım. Yarın sabah 7. Kısmetse tabii. Hadi hayırlısı. Bir insanı tam içine alıyorsun, çekip gidiyor. Bir daha ömrünün sonuna kadar görmüyorsun. Tuhaf değil mi? Ne diyordum? Şu sünnet düğünü. Ha evet. Kalabalığın içine birkaç tane de sivil asker yerleştirelim. Evin yakınında tam teçhizatlı bir manga hazır beklesin. Emredersiniz komutanım. Mersin'le hariç. Tabii komutanım. Her şeyi istediğiniz gibi düzenle. Sünnetçi ile konuşum al. Düğün günü Ferhat gidip alacağım. Çalgıcılar da hazır. Aman bir şey aksamasın. Merak buyurma ağam. Hepsini kontrol et Sinan. Tamam, tamam. Merak. Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Kütüphaneden çağırdılar. Raporlu değil miydi? Bir iki şey lazım olmuş. Bu çanta... Ödünç aldığım kitaplar. Pekala. Sinan bıraksın seni. Gerekmezdi. Hayır gerekir. Sinan. Arabayı hazırlayayım abi. Her şey için teşekkürler. Her şey mi? Yani araba, adam, bir sürü telaş. Saçmalama. Gecikir misin? Gecikme gibi bir alışkanlığım hep olmuştur. Neyse. Sinan bekler seni. Sonra da alıp gelir. Hoşça kal. Güle güle. Geçireyim seni. Sana kolay gelsin. Teşekkürler. Allah Allah. Murat abi. Ne oldu? Beren, bugün garipliği üstünde. O hep garip. O kız sana aşık. Yani Merve. Hani öyle bir adama öyle bir şey söylüyorsun ki... Bunun seninle ilgisi yok ki Murat abi. Aşk işte, adı üstünde. Saçma ama öyle. Bu konuda tek bir laf bile duymak istemiyorum. Tamam mı? Tamam kızma. Birazdan okula çıkacağım. Bugün notlar asılacak. Öğrenir öğrenmez beni ara. Tamam. Bizim torunun cünnet davetiyeleri. Önce sizden başladık. Şeref misafirmişsiniz. O şeref bize ait. Ya ama da çok ha. Biz bu kadar kalabalık mıyık? Cemoyla karısı. İdal'le Sait. Bekarlığa kazık kalktığın için seni mecburen tek geçtik. Gerçi bir şeyler duyduk ama inşallah gerisi gelir. Vallahi biz de öyle diyoruz ama hakkı bu. Kaç sefer heveslendik, kursağımızda kaldı. Tutçen hakkı, tutçen hani. Ne mırıldanıyorsun kendi kendine? Yok bir şey. Söyle söyle kalmasın içinde. Abla boş ver hiç gelme üstüme ha. E hadi söyle çatlatma kadını. Yok. İkiniz de büyüğümsünüz bana yakışmaz. Hakkı. Ya bu dünyada benim bekarlığıma laf edecek en son iki insan kalmışsa onlar da sizlersiniz ha. De hadi söyletmeyin bana gerisini. Hakkı, hakkı, hakkı. E hakkı, hakkı ne hakkı? Hem adamın gırtlağına çök hem de sonra... Edepsizlik etme. Neyse, bir müsaade. Gerisine bensiz devam edin. Hakkı, bekliyik ha düğüne. Kaytarmak yok. Müstakbel gelini getirirsen ayrıca memnun olurum. Kısmet ağam, kısmet. Bırak şimdi kısmeti.
Torunumun adını sen koydun. Kirvelik siye yakışır. Başladığın işi yarım bırakacak değilsin ya. Merak etme ağam, bırakmayık. Bir müsaade. Eyvallah Zeyno kadın. Güle güle. Eyvallah. Hanımım, kırlentler geldi. Mazlum'un sünnet yatağını hazırlayacağız hanımım. İyi, tamam. Başlayın, geliyorum ben. Terzi kaçta gelsin hanımın prova için? Ne provası? Elbiseniz. Bilmem, ne zaman isterse. 3000 dönüm arazinin ilaçlaması ciddi planlama gerektirir. Havadan ilaçlama için de aynı şey. Mazlum'un sünnetlikleri geldi hanımım. Hemen bakalım. Yukarı çıkar odaya. Tamam hanım. Bunları öne götür. Tamam hanımım. Olur. Öğleden sonra konuşalım. Görüşürüz. Murat abi. Sinan. Gel. Çabuk geldin. Beren Hanım yolladı. Bekleme sen dedi. Bir de bu zarfı yolladı. Bana mı? Kütüphaneye vardık. 5 dakika bekle dedi. 5 dakika sonra geldi. Bu zarfı verip yolladı beni. Bir emriniz olacak mı? Sağ ol. Merhaba Murat. Ben gidiyorum. Az önce telefon edip yerimi ayırttım. 1 saat sonra Ankara'ya kalkan bir otobüs var. Mektubu bitirir bitirmez yola çıkacağım. Bu yüzden acele yazıyorum. Cümlelerim biraz savruk. Bunun için lütfen bağışla. Hani evden ayrılırken demiştim ya, gecikmek gibi bir alışkanlığım hep olmuştur diye. Ben sana geciktim Murat. Seni sevdim. Buna engel olamadım. Sakın kendini suçlama. Sana aşık olmam için sen hiçbir şey yapmadın. Zaten yapamazdın. Kaybettiğin eşine dair içinde yaşattığın hislere ancak hayranlık duyulabilir. Gitmem ani verilmiş bir karar. İşimden istifa ettim. Ankara'da dostlarım var, çoktandır çağırıyorlar. İstanbul'da büyük bir yayın evi kuracaklar. Sonrası ne olur bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Ben sadece başka bir yerde başka bir hayat şansımı kullanmak istiyorum. Benimle ilgili yaptığın her şey için sağ ol. Dilerim günün birinde hak ettiğin mutluluğu bulursun. Eğer arada bir beni hatırlarsan, hatırladığında küçük de olsa bir gülümseme geçerse dudaklarından, inan bunu hisseder, ben de mutlu olurum. Bir kez daha hoşça kal Murat. Seni asla unutmayacağım. Beren. Güle güle Beren. Güle güle. Sen Antun abi, ben cesaret edemiyorum. Yok, ben benim adım nerede? Yok, tamam, üçünüz. Buraya bakalım. Nerede? Bak geçmişsin, bundan da geçmişsin. İşte bak bundan da, hem de 90. Yaşasın. Aferin, 8'de 8. Kutlarım, dereceye girdin. Sağ ol, ben Murat abi aramalıyım. Hı-hı. Merve. Geçmişim Murat abi. Hepsinden geçmişim. Yaşa sen. Harika, çok sevindim. İstanbul'dakileri aradın mı? Yok, şimdi arayacağım. Önce sana haber vermek istedim. Sağ ol. Vakit de geldi, akşama bunu kutlayalım. Tamam. Birazdan çıkıyorum zaten. Yalnız gelmeden önce uğramak istediğim bir yer var. Neresi orası? Geçtim anne. Biliyorum. Belki kızacaksın bana. Daha önce neredeydi aklın diyeceksin. Bütün eziyetim bana mıydı diyeceksin. Sen gittiğinden beri kimseyle kavga etmiyorum. Artık kimse yakası ihmiyor kızından.
Neden silksinler ki? Benim annem öldü. Artık sen yoksun arkamda. Beni toparlayacak kimse yok. Anlıyor musun? İyi olmak zorundayım. Bu yüzden iyi olmak, ayakta kalmak zorundayım. Bu çok kötü anne. Benim istediğim bu değildi ki. Ben gene sabahları geç saatlere kadar yatmak istiyorum. Kavga dövüş uyandırıp beni okula yollamanı istiyorum. Geç saatlere kadar eğlenip dağıtmak istiyorum. Sen olmayınca tadı yok anne. Hiçbir şeyin tadı yok. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rıza. Kardeşim Raci. Erken geldiniz. Sizi akşama bekledim. Havayı koklamak için. Aa, dışarıda. Bekleriz. Buyurun gelin benim. Bir gariplik vardı Beren'de. Fark ettim ama... Ne bileyim, meğer kendince... Vedalaşıyormuş, öyle mi? Öyle sayılır. Bir saat sonra Sinan mektubunu getirdi. Ne yazıyor mektupta? Hiç. Onun için yaptıklarımıza teşekkür ediyor. Gitmesine şaşırmadım. Gözünü iki defa gördüm. Bir de Murat'a yolladığı mektup. Onurlu kızmış, ne diyeyim. Allah bahtını açık etsin. Şimdi... Biz gelelim evin küçük kızına. Buyur Reşo amca. Merveçan, Helfim'in kızı. Aferin siyah kız, aferin. Bunca hengame arasında sınıfı geçtin ya. Hem de dereceyle. Göğsümüzü kabarttın. İftihar ettik seninle. Teşekkür ederim. Ben de tebrik ederim. Sağ ol Zeliha abla. Evet. Bu da senin sınıf geçme hediyen. Hediye mi? Hepimiz adına ufak bir armağan. Ya çok mahcup ettiniz ama ne gerek vardı? Alt tarafı... Altın üstünü karıştırma daha şunu. Hay Allah. Hadi açsana. Aç oku. Ama bu... Artık torpak sahibi bir kızsın. Hayırlı uğurlu olsun. Reşi amca. Kızım. Gel. Tebrikler. Torpak sahibi olmak bir yere kök salmaktır. Oraya kalbinle bağlanmaktır. Sen önce kalplerimize kök saldın, sonra torpaklarımıza. Torpağın bereketi üzerine olsun Mervecan. Ömrüne bereket katsın. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sana da teşekkür ederim Murat abi. Adamlar gündüzden geldi ağam. Mersinli iki kardeş, Rıza ve Raşit. Gözün tuttu mu? Aksi tipler. Ama görünce benim bile kanım dondu ağam. Ya. İyi. Bir de biz bakalım şunları. Git haber ver, avluda beklesinler. Görüşeceğim onlarla. Baş üstüne ağam. Demek sizlersiniz ha?
Dediklerine göre baş belası adamlarmışsınız. Doğru mu? Başına bela olduğumuz adamların hepsi öldü. İşi anlattın mı Mirza? Anlattım ağam. Yarından sonra büyük gün. O sünnet düğünü kıyamete dönmeli. Reşo, Murat, Zeliha... ...ve elbette Hak. Yarından sonra bütün düşmanlarım ölmüş olmalı. Merak etme, ölecekler. İşinizi hızlı halledin. Kargaşa çıkarıp kaçın. Mirza dışarıda bekleyecek sizi. İyice anlaşıldı mı? Mirza. Tamam. Anlaşılmayacak bir şey yok. Gerisi iş bittikten sonra. Biri de hiç tanımadınız, görmediniz. İsmimi de hiç duymadınız, tamam mı? Tamam ağa. Gelin benimle. Mirza. Buyur ağam. Yaklaş biraz. İş bittikten sonra ikisini de öldür. Baş üstüne ağam. Benim gittiğim yere gelemezsin Zeliha. Neden? Karanlık. Çok karanlık. Hem de çok soğuk. Sen bir de buradaki karanlığı bir bilsen inanç. İçimdeki karanlığı bir bilsen. Yapamam. Dur. Dur gitme. İnanç gitme. İnanç gitme. Seni seviyorum inanç. Zeliha. İnanç. Sana geldim Zeliha. Seni almaya geldim. İnanç. İnanç neredesin? Çık ortaya. Seni özledim Zeliha. İnanç. Göster kendini. Göster kaçma. Özledim ve almaya geldim seni. Neden görmüyorsun ha? Neden? Benimle gel Zeliha. Buralar sana göre değil. Gidelim buradan Zeliha. Uzaklara gidelim. Hadi Zeliha. Hadi gel. Gel buraya. Gidelim. Her şeyi geride bırakıp gidelim. İnanç. Bak çocuğumuz da seni istiyor. Uykun mu kaçtı? Evet. Sıcak bir gece. Geçmiş yazları hatırlıyor musun? Çocukken. Avluda yatardık. Bazen burada, terasta. Yıldızları sayardık. Sayarken uykumuz gelirdi. Bazen bir yıldız kayardı. Beklerdik. Başka yıldızlar da kaysın diye. Kahve yapayım mı sana? Seninkinden içerim. Rüyamda inancı gördüm. Çoktandır görmüyordum. Yani iyiye gittiğimden beri. Ya da ben kendimi iyiye gidiyor sandığımdan beri. Nasıl bir rüya? Beni çağırıyordu yanına. Öyle gerçekti ki. Görsel rüya demezsin. Saçma bir laf oldu değil mi? Olsun. İyi geceler. Sana da.
Neden bu kadar dalgınsın Zeliha abla? Mazlum sünnet olacak. Sonra okula gidecek. Sonra askere gidecek. Belki de evlenecek. Çocukları olacak. Ben o günleri acaba görecek miyim? Hiç merak etme Zeliha abla. Göreceksin. Buyurun aşağı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. 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 Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle buyurun. İleri masalara. Buyurun efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. 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 Şöyle geçin ileri. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir dakika. Yürü ağam. Sen şu tarafı bir kontrol. Tamam ağam. Hadi. Hoş geldiniz. Buyurun. Misafirler geldi. Karşılayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Meşhur Reşu ağamız ve Aysa. Çok memnun oldum efendim. Hanım kızımız da meşhur ve müstakbel gelinimiz olmalı. Tekrar hoş geldin kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hah, sünnetlik delikanlımız da geldi, tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Gel aslanım dedi ya. Merhaba hocam. Aman, aman. Hoş bulduk kızım. Mazlum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Değil mi sen? Mazlum. Hadi hep birlikte şu tarafa geçip oturalım. Hadi ayakta kal. Gel gel. Buyurun. Buyurun geçin. Söyle Mirza. Adamlar içeride ağam. Kıyamete az kaldı. Güzel. Dışarı çıkmadan da bekle. Sonra da öldür. Şu an jandarma geçiyor ağam. Devriye geziyorlar ağam. Etrafı kolaçana ediyorlar. Ulan çıkartma gemisi geçse umurumda değil. Bu iş bugün bitecek Mirza. Bana bak. Adamları öldürmeyi ihmal etme. Burası önemli. Tamam patron. Tamam, tamam. Az kaldı. Birazdan geçecek. Anlat, anlat. Belki anlar ha. Anlayacağı lafı nereden bulayım? Hayatım kirvelik yapmakla mı geçti? Ne diye aslan bu dayı? Ne diye ha? Huysuzlanma, huysuzlanma. Haline şükret. Sen bir de ben kirveyi görecektim. Manda Hüseyin. Beni bir sıktı hıyarası. Sanki kanatlarımız var, bıraksa uçacağız ha. Ya, elinden nasıl sağ çıktık? Vallahi bilmiyorum ha. Ya. Erkeklik böyle zor zanaat işte. Mazlum. Allah ekber.
Allah maşallah. Geçmiş olsun. Hayırlara vesile olsun. Hop! Ay! Ay! Hoppa! Hoppa! Gel bakalım, gel bakalım. Sen de sağ ol kızım. İnşallah mürüvvetini göresen. Hayırlı olsun Reşo ağam. Sağ ol Hakkı. Kirveli kızım bize şeref verdi. Estağfurullah ağam. Sağ ol. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sırtını astın birden. Yok bir şey yok. Hadi bakalım Maho. Geç başa. Hop. Hadi. Hop 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 hop. Hakkı sen de gelsene. Hadi abla gel. Çok sıcak. Biraz şöyle oturayım ben. Gel ablam. Hadi. Gel.
Ben gidiyorum baba. İnanca gidiyorum. Ölüyorum. Ölüyorum galiba. Ölüyorum değil mi baba? Hayır, hayır. Nerede kaldı bu ambulans? Bırakmayacağım seni. Bıraktın mı seni? Hiç bıraktın mı baba seni? İçeride silah sesleri. Ya adamlar? Henüz görünmediler. Ulan hangi cehennemde lan bunlar? Bilmiyorum ağam, bekliyorum. Aslında burası sakat bir yer. Her an bir bir dakika. Ne oldu be adam, konuşsana. Jandarma minibüsü geldi ağam. Askerler içeri girdi. Ortalık mahşer. Oğlum son durum bana bildir. Zeliha, buradayım kardeşim. Basmayı bak abi. Öyle bak ki ona. O sana benzesin. Yolculuğumuz buraya kadarmış baba. Seni çok seviyorum baba. Baba. Can. Kızım. Deriş. Kızım.